bilinçaltımda neler olduğunu bilmeden hayatımı dönüştürmenin de imkansız olduğunu biliyorum. Benim sorum şu, nefes bunun neresinde? Belli bir oranın altına düştü insanın başı ağrıyor. Çok bildiklerimizi ters yüz ettim şu an. Nefes çok nötr ne bir alan olduğu için artı da değil, eksi de değil. Beyinde, beyindeki o episodik anıları nötrlüyor. her nefes alanı nötrleniyor mu? Ancak. Ha mesela bir kişiye sigarayı bıraktığımın en iyi yolu. Dönüşümler çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Bana baktığında ya da sana baktığında ya da bir başkasına baktığında görebildiği, kendi gidebildiği yer kadar. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir yayında yine birlikteyiz. Bu defa programımızı sevgili Nevşah Fidan'la paylaşıyoruz. Birlikte yayın yapacağız. Nevşah Hanım'ı size anlatmama gerek yok. Muhtemelen zaten hepiniz biliyorsunuz. Çünkü ben çok uzun yıllardır Nevşah Hanım'ı hem bizzat takip ettiğim hem de çok sık çevremden duyduğum için yakından böyle bir sohbet etme imkanını çok istiyordum. Her şey Artık dilediğimiz gibi hızlı bir şekilde olduğu için çok şükür bu da hızlı bir şekilde hayatımıza gerçekleşti. Bugün Nevşahla Akışta bir takım konulardan konuşacağız. Ama ben bugün bu tarafta oturduğum için bir soru sorarak başlamak istiyorum. Yani kendi merak ettiğim bir soruyu sorarak başlamak istiyorum. Belki ben de sana ondan soru sonra sorarım. <laughs> muhtemelen Nevşah da bana soracak. Böyle Akışta bir güzel bir program ortaya çıksın istedik, bir sohbet tadında olsun istedik arkadaşlar. Evet. Neşe hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel seninle olmak. Çok güzel Teşekkür enerji. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Biraz önce dediğim gibi çünkü yıllardır gibi. E, ismini de çok duyduğum için bir araya gelmek ve sohbet etmeyi gerçekten çok istiyordum. Şimdi benim merak ettiğim şu. Ben daha çok bugüne kadar bilinçaltı ile ilgili işte çalışmalar hazırladım. İşte bilinçaltı ile ilgili terapiler yaptım. Dolayısıyla hani neredeyse böyle bir kendimi dedektif gibi hissetmeye başladım. Yani karşı taraf konuşurken söylediği her bir kelime ya da bir cümleyi bir tutup yakalayıp hemen arkasından yani diyorum öyle. ki bunun <laughs> bir çocukluk travması var ya da bilmem ne korkusu var. Ya da işte bu cümleyi üç kere söyledi. Hmm. E, bunun niye altını çiziyor gibi. Artık hmm. zihnim böyle çalışmaya başladı. Dolayısıyla hani ben işin daha çok o tarafında oldum. Bu bilinç nasıl dönüştürebiliriz? Çünkü bilinçaltının hayatımızın neredeyse yüzde doksan doksan yönettiğini biliyorum. Evet, yani Bilinçaltını ben bilir arkadaşlarımız bir gemiye benzetirsek asıl kaptanın o olduğunu biliyorum. Bilinçaltımda neler olduğunu bilmeden hayatımı dönüştürmenin de imkansız olduğunu biliyorum. Evet. Oraya giden tabii yani bilinçaltımızı dönüştürmenin birçok farklı metodu var. Hı hı. Aksesi var, tetası var, hı hı. De NLP'si var. Bunların hepsi aslında bilinçaltımızı programlamaya ya da eski programı kırmaya yönelik hı hı. çalışmalar zaten. Benim sorum şu. Nefes bunun neresinde? Yani nefes çalışmasıyla biz o bilinçaltı dönüşümünü ya da arınmasını nasıl sağlıyoruz? Harika Bunu bir ben soru. senin ağzından dinlemeyi çok istiyordum. Çok güzel. Istiyordum. Peki. Ee, şimdi şöyle ya sen benden daha iyi biliyorsundur ama ekran Yok, başındakiler hani tekrardan bir şey hatırlatma adına. Şimdi zaten bilinçaltına bir takım düşüncelerin, düşünce kalıplarının olabilmesi için bildiğin gibi ya onlar artı ya da eksi kutuplu olması lazım. Yani bir şekilde hani ne bilinçaltına kaydoluyor, çarpık bakış açıları kaydoluyor aslında. Evet. Ve de e, nörolojide de bunlara aslında bu kayıtlara bizim hep bilinçaltı kayıtları dediğimize beyinde episodik kanal kayıtlar deniyor. Yani bilin, beyinde hatta bunlara bir isim de vermiş nörologlar. Episodik. E, episodik... Memories Hı. deniyor. Yani aslında Anladım. bizim hep bilinçaltı, bilinçaltı temizliği Hı. dediğimiz şeyler beyinde nasıl yansıyor dediğimizde yani Hı. nörolojik olarak bu bilinçaltındakiler, o kayıtlar beyinde ne dediğimiz zaman beyin sinapsileri arasında artı ya da eksi kutuplu iyonlar olarak bunlara rastlıyoruz. Çok ilginç. Bak, evet. Gerçekten. Yani nötr olmayan artı veya eksi charged ions deniyor ona. Hı. E, ve bu artı ve eksi iyonların da her birinin fotoğraf kareleri gibi bir takım işte episodik memories deniyor. Bir takım anılar olduğu görülüyor. Yani aslında bilinç altında ne var işte bilmiyoruz zaten onları dışarı çıkarma, kırma çalışmaları falan biraz evvel dediğin gibi. Diğer taraftan bunların artık beyinde nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Beynin alt loblarında amigdala ve hipokampus bunlar toplanıyor. Ve bunlar nörolojide bilinen episodik anılar olarak toplanıyor. Ve pozitif, Hı -hı. o episodik anılar pozitif negatif iyonlar. O iyonlar dediğiniz hani biz şey diye anlatırız. Ee, geçmiş anılarımız aslında bizim Aynen. görsel, işitsel, Aynen. dokunsal, tatsal Aynen. değil mi? Aynen. Ee, ve beş duyuyla birlikte. Beş duyuyla birlikte. Ben bunu beyinde şu an anlatıyorum. Beş duyuyla Beyninde, birlikte. Beyinde burada mı diyorsun? Ee, yani amigdala. Ee, amigdala ve hipokampusta toplanıyor bunlar. Bu bölgedeymiş. Evet. Harika. Ve amigdala ve hipokampus aynı zamanda bütün duyguların ...toplandı ve aynı zamanda biraz evvel dediğin gibi... ...beş duyuyla birlikte fotoğraf kareleri olarak duruyor onlar orada. Yani, yani bir arşiv gibi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bir arşiv var orada. Aynen öyle. Yani bu artık nörolojik olarak da bilinen bir şey yani. Beyinde bunlar böyle duruyor. Yerinde bulduk arşivin. Aynen. Ve e, beyin snapsleri arasında bunlar ne kadar fazlaysa... ...yani aslında bilinçalttaki kayıtlar ne kadar fazlaysa... ...sonucunda beyindeki episodik anılar ne kadar fazlaysa bu... Beyin Beğensinapslar arasında yer alıp beynin proses hızını düşürüyor ve insanların IQ'sunu düşürüyor ve algısını kapatıyor. Ha kütüphanemiz ne kadar büyükse, o kadar aptallaşıyorsun aslında. O kadar IQ'muz düşüyor. IQ düşüyor, algın düşüyor. Normal Öğrenle zekamız, problemi başlıyor. çalışma hızımız Öğrenle yavaşlıyor. Çünkü başlıyor. onu bir nevi orada, onun büyüklüğü, bizim zihnimizi ve zihnimizin çalışma ya yani şöyle aslında etkiliyor. beyinde baktığımız zaman yine beyine dönersem kan ve oksijen ne kadar fazla episodik anı varsa amigdala ve hipokampus'ta sanki böyle ayağına bir taş bağlamışsın suya atıyorsun gibi kan ve oksijen oraya hücum ediyor ve burası aynı zamanda o beynin alt lobları amigdala hipokampus bizim hayvan bilinci dediğimiz hayvan memeli hayvanlarda da var çünkü amigdala ve hipokampus Hayvansal tepkiler, reaksiyonlar, güdüler, içgüdülerle yaşadığımız bir durum yani aslında bütün duygular orada olduğu için duygusal tetiklenme, bir anda kontrolsüz davranışlar, hayatımızda her tür sonuç almamızı engelleyen senin de çok iyi bildiğin evet. işte bilinçaltı yansıyor derken ben de beyin tarafından anlatıyorum. Beyinde orada olduğu müddetçe bu episodik anılar ve biz amigdala ve hipokampus'tan yaşadığımız müddetçe hayvan gibi ve hayvani reaksiyonlar tepkiler içinde oluyor. Düşük bilinç. Dürtüsel, kontrolsüz işte kontrolsüz hareketler, kontrolsüz tepkiler falan. Bu episodik anılar nötrlendikçe yani artı ya da eksi, birazdan da anlatacağım niye artı ya da eksi diye evet. anlatıyorum. İyonlar e, nötrlendikçe ve tabii ki de burada küçük bir fizik bilgisi artı eksiyle nötrleniyor. Eksi aynı evet. oranda e, artı ile nötrleniyor. Evet. Yani işte fizik kanunları gereği, işte mesela yer çekimi yasası gereği şu an böyle baktığınız zaman bu bardağın burada durmasının sebebi bardağın uyguladığı artı yükle masanın uyguladığı eksi yük eşit olduğu için bu bardak düşmüyor. Ya da masa bardağı fırlatmıyor. Yani bir şekilde artı eksi kutuplar birbirini ince denge sağlanıyor. Evet. Şimdi aslında bilinçaltındaki kayıtları beyindeki dengesizlik de diyebiliriz. Çünkü artı ve eksi iyonlar tam tersiyle nötrlenebilecek yani ortadan kalkabilecek dengesizlikler. Evet. Ee, ve biraz dediğim gibi işte aykıyı düşürüyor falan filan. Şimdi e, bunlar dönüştükçe, episodik anılar nötrlendikçe ve oradaki fotoğraf kareleri ortadan kalktıkça, oksijen ve besin, kan, beynin prefrontal lobuna hücum ediyor. Evet. Ve bütün ezoterik öğretilerde anlatılan işte üçüncü göz ve insanı hayvandan ayıran vizyoner düşünce şekli ve yönetici bilinç dediğimiz hani buraya alt bilinç dersek hı hı. yönetici bilincin yeri de belli beyinde aslında prefrontal lob aktive olmaya başlıyor. Ve prefrontal lobun aktive olması ile birlikte de bizler işte Joe Dispenza'nın otomatik düşünce diye anlattığı düşüncelerden özgürleşip ki bu ancak bilinçaltı temizliğiyle veya beyindeki episodik anların <laughs> temizliğiyle oluyor. Prefrontal lob ne kadar aktive kalıyorsa biz o kadar davranışlarımızı, eylemlerimizi yönetebilen belirlediğimiz hedeflere uygun davranışlar içinde olup hedeflerimize ulaşabilen, yaşamda istediğimiz sonuçları alan, kendi yöneten, yüksek iradeye sahip bireylere dönüşüyoruz. Muhteşem. Bu tabii yani en üst seviyede hedef. Evet. Şimdi nefese döndüğümüz zaman nefes şunu yapıyor. Nefes, nefesin kendisi, yaşam veya nefes. Yani hava demeyeceğim, nefes diyeceğim. Negatif de değil, pozitifte de değil. Nötr bir alan. Dolayısıyla o nötr alanla nefesle haşır neşir oldukça bu beyindeki episodik anıların kendiliğinden bir bölümünün nötrlendiğini görüyoruz. Yani orada episodik anının ne olduğunu bile bilmeden niye? Bu arada bunu da anlatmak hı hı. istiyorum. Çünkü bu konuda da çok araştırma yaptım ve işte Amerika'da bir e, benim de başkan yardımcısı olduğum bir davranış bilimleri yüksek lisans okulu var. Evet. Onun altında da bir nefes bilimleri fakültesi var. 25 evet. seneyi aşkın süredir işte psikiyatristler, psikologlar, nörologlar, fizyoterapistler epey bir araştırma yapıyoruz orada. Evet. Ve nefes bilimleri işte e, sertifika programları Master degree programları evet. diploma programları falan yürütüyoruz. E, orada da bu konuyu çok araştırdığımız için bir bilgi daha vereceğim burada nefesi tam oturtmak için evet. e, yerine Çünkü senin izleyicilerinin kesinlikle bu detayları isteyeceğini tahmin ettiğim için detaylı girdim <laughs> konuya. E, şimdi diğer taraftan, vücudumuzda baktığımız zaman bir insanın fiziksel olarak en sağlıklı olduğu ve psikolojik olarak ve fizyolojik olarak en sağlıklı olduğu yere aslında vücut pH'ının, vücut hücre dışı pH'ının 7.4 olduğu yer diyebilirim ona. Yani bütün yaptığım araştırmalarla şunu söyleyebilirim. Biz eğer bir şekilde vücut hücre dışı pH'ımızı, vücuttaki sıvıların pH'ını, organlarımızın etrafında, beynin içinde bulunduğu sıvının pH'ı, 7.4 tutabilirsek eğer muhteşem bir sağlık seviyesinde oluyoruz. Hücrelere ihtiyacımız olan oksijen dağılıyor, sürekli hücreler yenileniyor. İşte öyle anti-aging için ekstra bir şey yapmadan bile genç kalıyorsun, dinç kalıyorsun, organların sağlam kalıyor falan. Çünkü vücudun inanılmaz bir aslında kendi şifa mekanizması ve dengesi var. Yani vücut dengede kaldığında kimyasal olarak 7.4 mükemmel işliyor. Beyinde Beyin hücre dışı sıvıları 7.4 kaldığında beyin de mükemmel çalışıyor. Bilinçli, farkında, üretken ve bir vizyonere dönüşen bir kişi oluyoruz aslında biz. Çok daha rahat hakikate bakabilen, çok net düşünebilen, amigdala ve hipokampusu yönetebilen, yönetici bilinçte olabiliyoruz beyin sağlıklı olduğunda. Evet. Şimdi nefese geleceğim. Peki vücut hücre dışı sıvılarının pH'ını vücutta ne regüle ediyor diyorsan Solun, Yani vücut hücre dışı sıvılarımızın 7.4'te kalıp kalmayacağı benim solunum kimyasal eksenimin yani soluduğum gazların oranıyla alakalı. Ve benim solunumda bir gaz oranında karbondioksit, oksijen olması gerekenin üzerinde altında bir yorum olduğunda yani karbondioksit ya da oksijen fazla olduğunda vücudumda solunum kimyasal eksenim bozuluyor ve anında o saniye Vücut hücre dışı sıvılarım alkali ya da asidik oluyor. Şimdi beyne baktığımız zaman beyin bir organ ve organ bir sıvı içerisinde bildiğiniz evet. üzere. O içinde bulunduğu sıvı alkali ya da asidik olduğunda beyin arıza yapıyor. Ve bütün bu, yani ben şeye çünkü biraz daha böyle neden sorusu soran bir tipim. Neden neden? Ben de orada, bence benim de özelliğim orada giriyor. Ben, yani ben neden? Mantık kurkuma yani şey oturmalı. Şey gibi mesela bilinçaltı bilinçaltında bir şeyler. Niye? Ya nasıl evet. oluyor bu? Aynen. Mesela ben kendi adıma bence bunun nasıl olduğunu anladım. Yani nasıl oluyor? Sıvıların kimyası bozuluyor. Evet. Beyin arıza yapıyor ve arıza yaptığında artı veya eksi kutuplar oluşmaya başlıyor beyinde iyonlar. Hmm. Episodik anılar, çarpık düşünceler ve bilinçaltındaki kayıtlar. Eee evet. bu niye oluyor? Solunum niye bozuluyor? Solunum kimyası ki böyle beyin kimyasının evet, neden oluyor. tam bu soruyu ben oluyor. soracaktım. Nefes, öğrenilmiş nefes alışkanlıkları. Evet bizler niye bu arada bir davranış bilimleri yüksek lisans okulu olarak bünyemizde nefes bilimleri fakültesi var? Çünkü nefes bir davranış ve aynen insanların tikler geliştirdiği gibi veya kambur durma davranışı geliştirdiği gibi fizyolojik bir davranış olarak gelişebiliyor ve insan haberi dahi olmadan çarpık yanlış nefes alıyor olabilir. Yani bir şekilde gün içinde birçok insan farkında bile olmadan bir şey yapıyor nefesiyle. Parantez açıp bir soru sorabilir miyim? Hı -hı. E, sence e, şöyle bir genele vurursak hani nefes eğitimi almayan birçok kişiden bahsediyorum topluma böyle baktığımızda kaç kişinin doğru nefes aldığını söyleyebiliriz? Ya yani da, burada kaç kişiden ziyade yani bir oranı hani sayı buna? vermek yerine şöyle bir şey diyebilirim. Bilimsel olarak bugün bilinen... Bu e, solunum kimyasal ekseninin bozulmasıyla ortaya çıkan hipokatni ve hiperkatni durumu yani yanlış nefes alışkanlığının neden olduğu 200'den fazla semptom var. Mesela migren, mesela baş ağrısı, mesela vücut ağrısı, mesela anksiyete panik, depresyon. ha Bunları yaşayanların halk, ritim hepsinin? Hepsi diyemem. Hı hı. Çünkü şöyle diyebilirim ama eğer... Ee, mesela ben bunu kendi annemde yaşadım hı hı. annem bir migren hastasıydı bundan 20 sene önce ve ağır yani haftanın 2-3 günü tutuyor çok ağır kusuyor ilaçlar içiyor geçmiyor falan ve 20'den fazla doktora gitmiş doktorlar bir organik sebep bulamıyor MR'lar çekilmiş yani mesela başın ağrıyor çünkü beyninde kitle var bu başka bir durum yani Anladım. çünkü baş, baş ağrısının birçok sebebi hı hı. olabilir ama annem gibi başın ağrıyor Doktorlar bir sebep bulamıyor. Sadece diyor ki muhtemelen psikolojik stresten uzak dur. Mesela annemin durumu buydu. Yüzde evet. 99 nefesle ilgili diyebilirim şu an bu durum. Yani nefes almayı eğer bilmiyoruz. Eğer organik bir, bir. Eğer yani arada tetiklenen nefes alışkanlıklarımız var. Hı hı. Mesela annemden örnek verirsem e, baş ağrısı ve migren, hipokapni'nin yani bugün bütün doktorlara sor, e, tıp kitap, tıp eğitimlerinde evet. öğreniyorlar. Karbondioksit oranı belli bir oranın altına düştü mü, insanın başı ağrıyor. Çünkü karbondioksit oranı belli bir oranın altına düştüğünde e, kan oksijene satüre kalıyor. Hücrelere dağıtmıyor. Beynine yeterince oksijen gitmediği için baş ağrısı çekiyorsun. Bu tıbbi bir bilgi. Annen nasıl nefes alıyordu Nevşah? İşte onu söyleyeceğim. Ve vazokonstrüksiyon oluyor. Bir de damarlarda daralma oluyor. İyice oksijen gitmiyor. Ve e, karbondioksit düşmesi de over breathing dediğimiz aşırı nefes alma alışkanlığı sonucu oluyor. Yani insanlar diyaframın hep böyle deniyor ya diyafram en iyi nefes, diyafram nefesi alalım hiç alakası yok. Diyafram nefesi çok diyaframa nefes alırsa insanlar kalp krizi geçirebilir. Bak, bunu ilk kez duyuyorum. Hipokapni olur, baygınlık ben geçirebilir, hep hastaneye diye kalkar. Ya işte ne kadar ortalıkta yanlış bilgiler var anla. Evet. Çünkü yani nefesi bilimsel olarak anlamamış ve altyapısı olmadan da Türkiye'de ne yazık ki ama yurt dışında da bile popülerleştiği için bu. Herkes ben nefesçiyim diyerek yani bilmeden aslında evet. onlarda da bir kabahat yok. Bilmiyor evet. sadece. Çünkü araştırmamış. E, o yüzden nefes bilimleri fakültesi var evet. falan girmeyeceğim oraya Sonuçta e, aşırı nefes aldığımız zaman diyafram nefesimizi aşırı kullandığımız zaman özellikle de derin nefes alma fizyolojik bir ihtiyaç değilse, psikolojik bir ihtiyaçsa annemde bu vardı. Yani annem kendini rahatlatmak için gün içinde sıkıldığı zaman, öfkelendiği zaman derin nefesler alan bir kadındı Ve birçok insan psikolojik sebeplerle nefesini bu şekilde bozuyor zaten. Çok bildiklerimizi ters düzettin şu anda. Evet. Çok derin nefesler aldığı için gün içerisinde kendi rahatlatma adına aslında solunum fizyolojisini bozuyormuş. En sonunda fark etti ki baktık işte kapnograflarla falan hep ölçümlerini yapıp sürekli karbondioksit oranı düşüyor. Karbondioksit oranı düştükçe migren atakları oluyor ne zamanki o nefesi üzerine çalıştık ve o nefes alışkanlığını giderdik ve tabii ki burada ya mesela örnek veriyorum eğer gerildiğin zaman onu rahatlatmaya çalışan bir nefes alışkanlığın varsa senin gerginliğe yüklediğin bir negatif anlam da var. Dolayısıyla mesela annemin o tarafıyla da çalışmam gerekti yani hani gerginliğin ona olan faydaları, Gerildiğinde nasıl daha güçlü bir kadın oluyor, söyleme, normalde söylemeyeceği şeyleri nasıl söylüyor, daha açık sözlü oluyor. Mesela bunları görmesini de sağlamam gerekti. çünkü her öğrenilmiş davranış biçiminde mutlaka bir, e, bir sebebi altında yatan bir sebep var. Yani, yani mutlaka sen ondan mi? bir şekilde motive oldun. bir sebep bir şey yok. Var. Evet yani aynı de o o haline anne anlam yüklemiş, Kötü o halini ona. sevmiyor. İşte öyle olmak istemiyor. O yüzden kendi nefesle rahatlatmaya çalışıyor. Ama bu sefer fiziksel bir bedel ödüyor. Ve migren. Ee, ne zaman bunun üzerine çalıştık? İşte analizlerini yaptık. Daha doğal bir nefes alışkanlığına sahip olması için seanslarda, işte aşırı ne yapıyorsa kişi nefes seanslarında biz tam tersini yaptırıyoruz. Tam tersini öğretmeye çalışıyoruz. Mesela aşırı diyaframa mı nefes alıyor? Bunu rahatlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Diyaframa hiç nefes mi almıyor? Diyaframa aldırıyoruz veya hızlı mı alıyor? Yavaşlatıyoruz. Hı hı. Yavaş mı alıyor? Hızlandırıyoruz. Çünkü hayatta her şey denge. Ne zaman Peki bu hemen ki... oturuyor mu? Hani belli ya bir ya süre ya yapması gerekiyor herhalde 4, değil mi? mesela 4-5 seans sonrası bir değişim başladı. Öyle i̇şte mi? aynı zamanda konuşarak, koçluklarla analizler yapılarak, zihniyle de çalışarak, e, zihin çalışmalarıyla destekleyerek. Komple bir şey değil mi aslında? Tabii. Yani. Ya algısı da değişmesi lazım. Çünkü davranış evet. biliminin kökünde bu var. Yani eğer sen öğrendiğin ve devam ettirdiğin ve sana zarar veren bu sigara içmekte olabilir. Hı hı. Aşırı nefes almak da olabilir. Başka bir şey de olabilir. O davranıştan hala bir fayda görüyorsan ve o davranışı devam ettirmeyle ile ilgili bir motivasyonun varsa ve o motivasyonunu ben kıramazsam e sen bunu yapmaya devam edeceksin sonuçta. Evet. O yüzden de onu onunla da çalışmamız gerekti ve ne zaman zihni dönüştü ve nefesi dönüştü. İşte annemin herde 15 16 yıldır başı bile ağrımıyor. Yok artık bunyan rahatsızlığı yok. Bunun gibi çok örnek var. Evet. Yani omuz ağrısı, sırt ağrısı, işte kalpte mesela ritim bozuklukları, yeni nesildeki dikkat eksikliği, öğrenme problemi şu an ADD, ADHD deniyor. Yani %70'den fazlası yanlış nefes aldığı Sadece için öyle. Sadece nefes alışkanlığımızı düzelttiğimizde aslında birçok rahatsızlığımız. Aynen. Yani e, bu şey tarafı da. fiziksel tarafı Hı. biraz Hı. evvel sorduğum soruya da dönersen bilinç altında ne oluyor? Hı. Bütün bu nefes çalışmaları esnasında... Nefes çok nötr bir alan olduğu için artı da değil, eksi de değil. Beyinde, beyindeki o episodik anıları nötrlüyor. Çünkü beyin hücre dışı sıvısı nötrleniyor. Nötrlendikçe de o artı eksiler orada duramıyor. O zaman ancak, her nefes alanı nötrleniyor mu? Ancak, heh, şimdi oraya geleceğim. Nötrlenen artı eksiler... Hı. ...daha yüzeyde çekirdekleşmemiş şeyler kalıpla yani bir seviyede nötrlenebiliyor ama daha çekirdekleşmiş çocukluğundan beri o çekirdek inanç dediğimiz devam eden kalıplara ekstra metotlar gerekiyor yani çok çek, çok kalıplaşmış çocukluğundan beri devam ettirdiğin e, düşünce kalıpları otomatik düşünceler ve yargılar beyinde binlerce episodik anı yaratmış olduğu için Onları bir saatlik nefes seansına nötrlemek olmuyor. Yani ek çalışmalar gerekiyor. Ama işte ama zaten daha onların... yüzeydeki bir şeyi nötrlüyor. O yüzden faydası var mı? Derya evet, deniz var. şeyler. hani Faydası var mı? Evet var. Belki... Ama bana sorarsan bilinçli bir şekilde, bilinçli zihinle onları dönüştürmek için, bilinçaltı temizliği çalışması ya da episodik anları nötrlemek için bir şey yapmadığında, tamamen bir temizlik sadece nefesle olamaz. İmkansız yani. Peki o tarafta ne yapıyorsunuz? Nefes e, nefeste şey gibi bu arada e, nefeste şey gibi yani sağlıklı bir noktaya getirdiği için e, o seni e, eski o kayıtları dönüştürmek de daha kolay oluyor. Mesela burada e, işte Doktor John De Martini benim hem iyi arkadaşım hem de burada ona birkaç tane seminer düzenledik. Birlikte çalışıyoruz. de Hı, Martin Kitaplarını metod okudum ben. Evet, uyguladığım metoplardan biri Hı -hı. E, ve birlikte çalışıyoruz. Mesela John buraya geldiğinde... ...benim öğrencilerime yani grubun... ...işte mesela 300 kişi varsa orada... ...280'i benim öğrencimdi, kurslarımı evet. bitirmiş olanlardı. Ki John dünyanın her yerinde eğitim veriyor. Ve evet. sürekli eğitim veriyor. Her hafta sonra başka bir yerde eğitim var. Evet. Mesela grubun algısının ne kadar açık olduğu... ...ve ne kadar hızlı episodik anılarının dönüştüğü... ...ne kadar hızlı o bilinçaltı temizliğin olduğuna inanamadı. İşte nefesin böyle bir şeyi var. Şey gibi böyle, nasıl diyeyim? porçöz gibi. Yani yumuşatıyor... Hı hı. Ama mesela porçöz de veya mesela kireç sökücü şeyleri döktün. Hı hı. Tamam yumuşatıyor ama gelip de sen onlara bir şeyle yani Anladım. temizlemezsen hı hı. hala orada duruyor. Dolayısıyla evet. nefes tam olarak o kireç çözücü yumuşatıyor. yumuşatıyor. Sonra üzerine yani nefes çalışmalarıyla birlikte diğer yapılan işte bilinçaltı temizliği, demartini martini metodu ne yapılıyorsa birlikte uygulandığında çok daha hızlı, çok daha kalıcı. O diğer sonuç metodun veriyor. nefesle ilgisi Yok, hiç yok. ilgisi yok. Yani John tamamen, tamamen beyindeki o episodik anıları Hı -hı. nötrleme üzerine bir sistem. Aslında kendi de sistem geliştirmiyor. işte olan, var olan Hı -hı. davranış bilimlerinde işte psikiyatristlerin, psikologların sistemlerini bir araya getiriyor, getiriyor. Ve komplike böyle bir sistem yaratıyor. Ve onu dünyanın her yerinde o metodu öğretiyor. Ve normalde metodu insanların öğrenmesi bile birkaç ayını alırken, mesela burada benim öğrencilerim de her seferinde onu söylüyor. Ben inanamıyorum diyor ne kadar... Çünkü bir de bilinçle çalıştığı için ve grupların bilinciyle 45 senedir adam bir salona girdiğinde de artık gruptaki açılımları da çok rahat hissettiği için tabii. nasıl bu kadar çabuk yapabiliyorlar diyor. inanamıyorum diyor ya yani. nasıl bir aldı bu. Sen ben şey de diyorsun yani çünkü... ben önceden olayı yumuşatmıştım zaten evet, sana bir tek şöyle hazırla. bir sürmesi kaldı. Evet. Mesela bunu bence her hoca hissedebilir. Sen de başkaları da yani gelip bir iki gün nefes çalışmaları, nefes kampı veya mucize kursu veya bir şey yapsın sonra gelip sizlerle çalıştığında çok başka sonuç alınıyor. Evet evet yani o benim eee uykum kafamda bir şeydir. Var. Evet, yani çok ilginç yani iki gün ne bile kadar olsa, böyle bir kendine getiriyor. Istiyorum. Bekliyorum. Yani <laughs> ya yani böyle bir kendine getiriyor, bir daha hızlı yumuşatıyor. evet yani çünkü nötrleniyor ya beyin de daha iyi çalışıyor. Çünkü bazı metotlarda bildiğiniz üzere sağlıklı bir beyin de çok önemli. Sağlıklı beyni olmayan insan, algısı kapalı insanla çok zorla, zorlanılır yani. hani e, O yüzden o algıyı açtığı için ve nötrlediği için o beynin etrafındaki sıvıyı e, böyle bir daha sağlıklı bireyler oluyorlar. Bu demek değildir ki geçmişten gelen bütün kayıtlar o an hemen gitmiyor tabii. Ama daha rahat çalışıyor çünkü daha sağlıklı artık beyni. Daha rahat öğreniyor, daha rahat anlıyor. Ve saatlerce anlatmak zorunda kalmıyorsun hiçbir şeyi. Ee, daha rahat koçluk yapılabiliyor o insanlara. Yani açılmış oluyor. Evet. Ben genellikle şöyle Hazır diyorum. Hazır Bilinçaltını bir kere biz temizleyemeyiz. Bilinçaltını derya deniz bir kütüphaneden bahsediyoruz. Yani bu bu şöyle bir şey değil. Hani bir gireyim de da bu kitapların bazıları eskimiş. Çok işte. Bunları kaldırayım atayım. Böyle bir şey yok zaten. Ama şu var. Hani... Ee, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım hepimizin amacı aynı aslında. Ne o? Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Evet. Başka bir deyişle kendimizi Tatmin iyi hissetmek olur. istiyoruz. Aynen. Huzurlu hissetmek istiyoruz. Değil mi? Peki bizim kendimizi iyi ya da huzurlu hissetmemizi ne sağlıyor? İşte e, sağlığımız yerindeyse hı hı. değil mi? İşte kimseye ihtiyacımız yoksa Sağlıklıysam, kimseye ihtiyacım yoksa, işte e, sevgi dolu bir ortamdaysam. Seviyorsam, seviliyorsam. Seviyorsam, seviliyorsam değil mi? Evet. E, bu beni mutlu eder. Ben de diyorum ki hepimizin hayatında eksik dedikler aynı aslında. Sen işte ailen iyidir ama burada bolluk bereketin eksiktir. Bolluk bereketin e, iyidir ama ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsundur. Hepsi vardır. Sağlıkta sıkıntı varsa... Zaten en Yine büyük bir meseledir illa ki ama bunlar da hayatımızda olmak zorunda diyorum çünkü tekamül sürecimiz ona göre planlanmış yani bir yerde bir arıza çıkacak ki ben bir yerde kendimi çalış. bir göreceğim deşifre Tabii. edeceğim ki kendimi bir göreceğim yani kendimi görmem için bunlar zaten oluyor hı hı. o yüzden daha çok diyorum nokta atışı gidelim yani. Hani doktora gidersin neren ağrıyor diyor ya. Evet yani hani boynun ağrıyorsa boynunla ha. çalışıyorum. İlişkilerde ise problem oraya evet. bakalım. Sen de geldiğinde neren ağrıyor demiyoruz da nerede sıkıntı var? Örnek diyor ki ben bir türlü zengin olamıyorum. Hmm. Hadi o zaman senin bilinçaltına bir o noktadan bakalım. Evet. Hani nerede kendine engel koymuşsun? Hmm. Mesela ya da sağlığıyla ilgili çalışmak isteyebilir. O yüzden işte e, senin çalışmaların işte Demartini'nin çalışmaları Zaten anladığım kadarıyla birlikte o tekniği de uygulamaya başlamışsınız. Senin yaptıkların, bizim yaptıklarımız aslında hep aynı şey hizmet evet, ediyor. Evet. Mümkün olduğu kadar nokta Aynen. atışıyla o alanları bulup dönüştürmek istiyoruz. Kesinlikle. Ve Ki insanlar... Daha mutlu, daha ha. huzurlu, daha e, üretken hatta benim için önemli. Evet. Evet. Çünkü her birimiz biraz önce dedim ya kendi iyi ve huzurlu hissetmek istiyoruz. Bunun dışarıda ...bir takım e, şeyleri var. Ne derler? Daha doğrusu dışarıda... ...gibi görünen olmazsa olmaz... ...bir takım şeyler var. Ama bunların hepsi aslında içselimizle... ...ilgili. Evet. Dışımızda gibi görünse de... ...içselimizle ilgili. İşte... ...içselimizi içeride düzelttiğimizde... ...dışarıdaki şeylere zaten... ...yansıdığını evet. da netlikle evet. görebiliyoruz. Çünkü gördüğümüz her şeyin... ...bize hizmet ettiğini... Aynen. ...hiçbir şeyin tesadüf olmadığını... Duyduğumuz ve gördüğümüz her şeyin zaten bizle ilgili olduğu yavaş yavaş Aynen. ortaya çıkmış oluyor. Bir soru sormak daha istiyorum. Şimdi e, nefes çalışmasına e, katılan arkadaşlarım oldu. Hı hı. İşte bu çalışmalarda bazıları çok ağladığını söyledi. Hı hı. Böyle hüngür hüngür ağladık dedi. Hı hı. E, bazıları e, ağlamadığını hani böyle kilitlenip kaldığını söyledi. Hı hı. Bazıları e, biraz ağladığını ama daha fazlasını yapamadığını söyledi. Bu onların dirençleri mi le, mi ilgili? Ne ile ilgili Nefşan? E, aslında nefes alışkanlıkları ile ilgili. Şimdi şeyde e, nefes seanslarındaki dönüşümde aslında biz kişileri yanlış nefes alışkanlığının içine itmiş oluyoruz. Çünkü davranış değişimi o şekilde oluyor. yani Parantez bir insanın, aklıma gelen bir şey. Bir kişi de mesela senin kampına katılan bir danışanlarından bir bayağı bir zaman oldu. Biraz zorlandığını söylemişti. Tabii, tabii. Yani Şimdi şey hatırladım. de birinci amacımız e, insanların nefes alışkanlığının içine sokmak. Çünkü bir davranış değişimi ancak öyle oluyor. Şöyle bir örnek vereceğim. E, mesela birinin sigara alışkanlığı Hı. var ve sigara içiyor. Günde iki paket sigara içiyor Hı. ve bırakmak istiyor. Okey. Bir davranış bilimci olarak onunla şöyle çalışabilirim. Ben bir sigara bırakmasını sağlayabilirim. Şimdi bir kişi bizim şöyle zaman ve zaman döngüsü ile ilgili algımız veya alt bilincin algısı, daha alt bilinç zaman döngüsünde yaşadığı için, anda yaşamadığı için diyeyim. Zamana yayılmış davranışların ona getirdiği sonuçları görmede zorlanıyor. Dolayısıyla davranış bilimleri aslında insanın kendine ne yaptığını en kısa süre içerisinde görmeyi ve zamanı bir zaman döngüsünü kısaltmayı hedefliyor. O yüzden mesela bir kişiye sigarayı bıraktırmanın en iyi yolu iki paket sigara mı içiyorsun? Önüne iki paket sigara vermek, onun karşısına oturmak, iç demek, içemeyene kadar iç. Ee, ve davranış bilimciler dünya çapında böyle bıraktırıyor insanları sigara. Birinci sigarayı yakıyor. Hiç konuşmadan davranış bilimci eleştirmeden, konuşmadan, okey izin vererek hmm. onunla birlikte o içtikçe sadece oturuyor. Birinci içiyor, ikinci içiyor, üçüncü içiyor, birincisi ara vermiyor. İkincisi başka hiçbir şey yapmıyor, sadece farkında sigara içiyor. Üçüncüsü izleyen var, ben onu izliyorum hmm. sigara içtiğini, onun farkındalığını arttırıyor. Genelde dördüncü, beşinciden sonra artık o ciğerlerine giren bütün o zehir kendine ne yaptı her şeyle yüzleşmeye başlıyor. olup bazıları kusuyor bile. Düşün yani günde iki paket sigara içen üçüncü dördüncü sigarada üst üste yaktığı kusabiliyor. Çünkü aslında, içiyordu, aslında içiyordu. hem bilinçsizde hem yani zaman döngüsüne yayınca sanki sana o zarar vermiyor zannediyorsun. Halbuki günde iki paket sigara içiyorsan ha o iki paketi o an içmişsin bir dakika içinde iki dakika içinde ha 24 saate yaymışsın aynı şey aslında. Ee, ve o anda bırakıyor yani şimdi nefes seanslarında da aynı şekilde mesela diyelim e, hipokapniye sokan insanı bir nefes alışkanlığı var gün içinde zaman döngüsünün içinde ara ara hipokapniye giriyor fark etmiyor karbondioksit oranı düşüyor belki biraz algısında problem oluyor İşte belki biraz başı ağrıyor bizim yaptığımız o seansta o alışkanlığın içine yarım saat içinde giriyor. Yani bütün gün nasıl ki bütün gün içtiği iki paket sigarayı ben birkaç dakika içinde içmeye zorluyorum onu. Nefes seansında da bütün gün bütün o nefesinde yaptığı çarpıklığı yarım saate indirgiyorum ve onu deneyimliyor. Yani eğer aşırı nefes alıyorsa hipokapniye giriyorsa iyice hipokapniye giriyor. Eli uyuşuyor, kramplar giriyor, midesi bulanıyor, başı ağrıyor. Fakat tam orada vücutta bir fizyolojik öğrenme gerçekleşiyor. Mesela ilk seansta o yaptığı yanlış kadar ikinci seansta yapamıyor. Üçüncü seansta da yapamıyor. Dördüncü seansta o iyileşmiş oluyor. Çünkü vücut öğreniyor. Yani bir alışkanlığın devam etmesi, o alışkanlığın bize ne yaptığını görmüyor olmamız. biz alışkanlığın sana ne yaptığını o seansta gösterdiğimiz zaman, işte, kendiliğinden o fizyolojik öğrenme gerçekleşiyor. Bu şey gibi bakıyorum ben, bize zarar veren davranış alışkanlıkları, şurada bir ateş yanıyor, ben elimi üzerinde tutuyorum, elim yanıyor. Fakat ben senle konuşmakla o kadar meşgulüm ya da başka yerlere o kadar bakıyorum ki farkında değilim elimin yandığının. Biri geliyor nefes seansında kafamı böyle çeviriyor. Bütün dikkatimle beş duyumla elimin yandığını hissediyorum. <laughs> Yapıyorum. İyileşme oluyor. Aynı şey nefes seansında da oluyor. O yüzden bütün o zorlanmalar çok normal ve onların olmasını istiyoruz. Zaten yanlış nefesin içine girsin. Zaten zorlansın. Biz istiyoruz ki fizyolojik öğrensin. Bir daha yapmasın yani. Ha, anladım. Yani çok ilginç. Tam olarak konu bu ya. Bir <laughs> evet. daha yapmasın anladım. yani. Çünkü bir, bir kere tam yaparsan bir daha yapmazsın. Ama tam yapmazsan yani gün içinde 50 kere yapıyorsun. Farkında değilsin. Bir de o kadar acı çekmediğin için ya yani bir elini sokuyor, bir elini çıkarıyor. Parmak yanmış. Ama sokup çıkardığı için tam acıyı hissetmediği için farkında değil. Bir elini orada tutuyorsun bir de artık elini koyamaz oraya. Şeyin Öğrenme öyle çok mi? enteresan gerçekleşiyor evet. öğrenme. Ee, dönüşümler çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Evet. Eskiye nazaran. Evet. Onun farkındasın değil mi? Hani eskiden e, biz de böyle çalışmalarımızda ya da ben böyle bireysel terapilerde biraz daha uzun zamanda e, sonuç alırken şimdi... Hani neredeyse akşamdan sabaha dönüşen Hı. ya da e, bir türlü kıramadığı bir döngüsünü bir anda kırabilen insanlar var. Hı. Bu muhtemelen insanların bilinci hızla açılıyor. Hı. E, muhtemelen işte soluduğumuz havanın frekansı da biraz Hı. değişiyor. Bütün bunlar insanların daha hızlı dönüşmelerini de sağlıyor. Bunu niye söylüyorum? E, çünkü... Ee, insanlara biz hani bırak dışarıyı dışarıda bir şey yok senden başkası yok sadece sen varsın sen kendine bir dön bir kendini bil kendini tanı kendi bilinçaltına bir bak dediğimizde orada bir durup korkuyorlar hmm. yani e, kendiyle yüzleşmeye hazır ol olamıyorlar bazen onun nedeni de şu oluyor ben o tarafa bakmaya korkuyorum hmm. hani bazıları şey diyor orası o kadar Karanlık ki girersem çıkamam ben oradan. Hmm. Oradan çıkacak şeylerle yüzleşmeye hazır değilim gibi evet. gibi şeyler işte. Ben de diyorum ki artık korkacak bir şey yok. O de Şu anda çok hızlı Farklı dönüşümler şey. var, çok hızlı tekniklerle var. Evet. Hani e, çok güzel kitaplar var, çok güzel hocalarımız var. Hani herkes bugün işte internet vasıtasıyla sosyal Aynen, medya bir vasıtasıyla birçok şey bir dinleyebiliyor, kalbinen yakın kim geliyorsa onu izleyebiliyor, ondan eğitim alabiliyor. Ben sana burada bir şey soracağım zaten yani kendi evet. deneyimimden, çünkü benim deneyimimle bu konuda bir şeyim oturdu. Ee, çok fazla insan geldi gitti seminerlere, bir de bir taraftan koçlar yetiştirdim evet. sertifikalar falan. Ee, bir burada enteresan bir şekilde bir insanın kendi bilincinde gelebileceği yerle ilgili bir nasibinin olduğunu düşünüyorum. Ee, ve onun üstüne çıkamayacağını ve onun altına inemeyeceğini yani bu hatta bununla ilgili birazcık bir araştırma da yaptım. Kabalada bazı ezoterik felsefelerde bu biraz anlatılmış. Böyle bir bilinç spektrumu düşündüğümüz zaman bilinç spektrumu bir en altı var. Böyle insanın belki katil olduğu belki kendinin tecavüze uğradığı, belki birine tecavüz ettiği veya Hitler olduğu veya birini parçaladığı falan bir evet. Yani e, psikopat seviyesi bir de en üst işte peygamber diyebileceğimiz aydınlanmış insan diyebileceğimiz sadece sevgi hakikatine erişilmiş böyle bir bilinç spektrumu düşündüğümüz zaman bir kere bu bilinç spektrumun tamamına e, bu yine bütün ezoterik öğretilerde evet. hep anlatılan bir şey ben kendi deneyimimden de e, bunu deneyimliyorum. Bu bilinç spektrumunun tamamına ulaşman imkansız. Çünkü onun tamamı zaten gad yani ve fiziksel boyutun olmadığı. Hı hı. Bu yüzden de bu bilinç spektrumunda ya daha üstte bir yerdesin ve altı aksesin yok ve sadece deneyimlemiyorsun yani bir en alt şeyi deneyimlemiyorsun. Bazen de en altı deneyimliyorsun, üstte aksesin yok. Bazen de bir ara grupta ve bunun ben alın yazısı gibi bir şey olduğuna. Ve e, nasip diye bir şeyin olduğuna kesinlikle kanaat getirdim. Bu kadar tecrübemden sonra, bu kadar çalıştığım kişiden sonra. Çünkü aynı metotlar, benim adanmışlığım değişmiyor öğrencilerime karşı. Ki sen de biliyorsun yani bir öğrencini seviyorsun, öbürünü sevmiyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Herkese evet. aynı şekilde veriyorsun. Aynı evet. şekilde adıyorsun kendini. Sonuca adanıyoruz çünkü biz. Aynı sonucu almıyor. Aynı saat çalışıyor, aynı şeyleri yapıyor. Anlattığımı 30 kişi dinliyor aynı anlamıyor. Onu başka duyuyor. Öbür onu başka duyuyor. Öbür onu bambaşka bir şey duyuyor. Bulunduğu yerden ve ne yaparsa yapsın bir grup en üstte erişemediği gibi bir grupta en alta düşemiyor. Ve herkes böyle bulunduğu bilinç seviyesi ancak o kadar genişleyebiliyor. Belki daralmış bilinç genişliyor ama ancak o kadar genişleyebiliyor. Ve bunu birazcık daha araştırdığımda işte yine ezoterik çalışmalarda maya takvimi maya takvimindeki boş günde doğan çocukların işte daha üst titreşimlerle bağlantı olduğu, işte şöyle günlerde doğanların işte Hitler veya daha yırtıcı olduğu ve bu tür deneyimler yaşadığı falan filan veya işte mesela Kabala felsefesinde ve bazı başka koyu Hristiyanlıkta da bu var şeyde de Budistlerin de bazı şeylerinde bunu görüyorum Vedic tradition'da anne babanın fiziksel çekimle değil ruhsal birleşmeyle işte bu koyu Musevi Yahudilerde hı hı. kadınların saçını kazıtıyorlar, dişlerini söküyorlar falan ki spiritüel birleşme olsun, fiziksel arzu olmasın ki çocuk daha yüksek bilinçte gelsin spektrumunda doğsun falan. Bunun bilindiğini düşünüyorum uzun zamandır. Tam konuşulmadığını düşünüyorum ve genel olarak insanların sanki herkes Aynı seviyelere varabilir hayatta algısının olduğunu düşünüyorum. Şu an bu kadar hani dedik ya çok eğitim var, çok hı hı. eğitmen var. Okey. Ee, ama bir de senin bir taşıdığın bir şey var. Ve onun üzerine izin verilmiyorsa onun üzerine çıkamayacağın hakikati var. Veya altına izin verilmiyorsa altına inemeyeceğin. Bu konuda görüşlerini çok merak ediyorum. Hem kendi deneyiminden söylerken hem uzmanlık alanından. Geldi. Allah dilediğini hidayete erdirir. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey sebepsiz değilse ve her olan şey hayrımızaysa o zaman hani bir şey olduğunda bu iyidir, bu olmadığında kötüdür gibi bakamayız zaten. Değil mi? Yani varsayalım ki ben zenginlik istiyorum. Yani ya da işte şuradaki evi istediğimi varsay. Şimdi benim kendi tekamül planımda o ev yoksa o ev girmiyor. Niye i̇şte Bilinçte de zaman yani. ben e, öğreniyorum. Yani onun girmemesiz de bana hizmet ediyor. O girmeyecek ki. Ben bu bilinçten biraz daha yükseleyim. Dolayısıyla evet, yani hepimizin belli bir bilinç seviyesi var. Fakat nihayet sonuçta bu konulara girenler ya da bu konulara çekilenler ilgi duyanlar, ilgi duyanlar biraz daha, daha tabi açık oluyorlar. Yani, yani çünkü tesadüf de yok. Tabii, Örnek tabii. mesela senle benim bu programımı izliyorlarsa bu onların filmine değil. Bir mükemmel, bir, girmiş. bir gidebileceği bir yer var. Evet tabii. girmiş yani bizi seyrediyor. Bizi evet. seyrediyorsa aslında kendini Yazılı. seyrediyor. Tabii. Hani tabii. kendini seyrediyor yani kendi hücresini mi seyrediyor benliği de, yansıması da, kişiliği de tabii. kendini seyrediyor. Seyrediyorsa ve hiçbir şey tesadüf yoksa i̇şte orada ama, ama orada, bir, Orada, bir orada, şey orada küçücük bir şey söyleyeceğim ama bir gireceğim. Eee evet bana baktığında ya da sana baktığında ya da bir başkasına baktığında görebildiği kendi gidebildiği yer kadar. Yani diyelim ki bilincin çok üst, en üst spektrumdan bahsediyorsak. Evet. Ben sen ya da X bir kişi oradan Onu üst bilinci gibi. düşün. varabileceği üst bilinç diyorsun. Şey, hayır. Genel evet. spektrumun en Hı. üstünden bahsediyorum Hı. mesela. Hı. Diyelim ki bir hoca o en üstten konuşuyor. Tamam. Ve karşısındaki öğrencinin Oraya ulaşma kapasitesi yok ama onun altı şuraya ulaşma kapasitesi hı hı. Onun dediğini buradan duyuyor. Şey ulaşabildiği, ulaşabileceği, geleceğinde gelebileceği yer kadar. Ee, ya ben ha, kendi deneyimimde tamam. öğrencilerimle ilgili şunu söyleyebilirim ki geleceklerinde gelebilecekleri bilinç seviyesi kadarını algılıyorlar. Algılıyor. anladım. Ben konuştuğumda. Bu bu şeye benzedi. Ee... Ben bir gün bir eğitimde hepsine gözlerini kapalıp hayal kurdurdum. O grubun tamamı aslında şey evlilik düşleyenlerdi. Biz hmm. evlenmek istiyoruz. Ben de diyordum ki o zaman o sinyal yayın, o duyguyu yayın. Bir de şeyin hayalini kurun yani evlendiğinde hayatım nasıl değişecek? Evlendiğimde ben nasıl bir insan olacağım? Hayatımda neler olacak? Duruşum, bakışım, gülüşüm. Bu böyle bir hmm. çalışma yapıyoruz. Ondan sonra işte eğitim bitti. Üzerinden bir ay geçti. Ee, katılan arkadaşlardan birisi mesaj attı. Dedi ki, hocam ben orada Çıran Sarayında evlenmeyi <laughs> e, hayal etmiştim. Fakat bugün bir göl kenarında e, şey nikahım kıyılıyor. Dedi. İşte orada gülmüştük. Dedim ki, hani işte neticede orada da bir su var. Orada da su var. Kısmen de olsa, yani su kısmını gerçekleştirmişsin. Sen de diyorsun ki, hani Kısmetim, onların o. belli bir bilinç seviyeleri var. Dolayısıyla o bilinç seviyeleri kadarına. Ancak ulaşabilirler. Evet. Ya yani benim deneyimim böyle. Evet. Ee, yani bizzat şeyde yani eğitimler içerisinde öğrencilerimle olan ilişkiler içinde e, A dediğimde A anlayan Anladım. o seviyeye geliyor Herkes kendi seviyesine göre. A dediğimde B alıyor. Aya hiçbir zaman gelemiyor. Gibi. Yani böyle bir sanki ne yapsam farklı olmuyor. yorumlara da neden olabilir Hayır yani ne yap? Yok hani... şey gibi yani ne yapsam Aynı yere veya o ne kadar çalışsa ben ona ne kadar yol açsam farklı kişiler aynı yerlere gelemiyor. Ama ve onu ben öncesinden aslında görebiliyorum. Şu an anladıktan sonra görmeye başladım yani. Benim yani, ilk dinlediğinde bile algılayabildiği gelebildiği kadar, algılayabildiği en üst realite onun gelebileceği en üst realite. Bu şey Her gibi, şey hani olması gerektiği yerde diyebilir evet, miyiz? Çurağan dedin ya mesela evet. biraz evvel. Mesela gerçekten o, o kişinin çırağında bir düğün kapasitesi olduğu için çırağında bir düğün hayal ediyor da ben eşimle Las Vegas'ta evlendim mesela Las evet. Vegas'ı hayal etmiyor. Biri iyi kötü değil. Anladım. Sadece onu hayal etmiyor. Yurt dışını hayal etmiyor. Bir, bir bir yer var böyle hayal edebildiğimiz kadarı, düşünebildiğimiz kadarı belli. Dün Ebruyla e, bunu mi? konuştuk ...programın adı mucizeleri nasıl yaratırızdı. Evet. Ben tam bunu anlattım. Değil Peki. mi? Sen de bir seviye yani, var. Evet. Onu o seviyenin üstüne kimse çıkmıyor. Değiştiremiyorsun. Dolayısıyla da mucize yaratamıyorsun... Aynı kısır döngülü hayatına evet. devam ediyorsun. Çünkü o seviyenin üstüne çıkmadığın için o olasılıkları evet. zaten göremiyorsun. Evet. İşte hayatındaki mucize nedir dediğimde işte kapanda diyorsun ki işte şu kişiyle evleneyim param olsun işte zengin kişi olsun bu olsun. Düşünebildiğin i̇şte kadar oluyor. Gibi oluyor. Evet. E, fakat ben hala tabii buna şu taraftan da e, bakıyorum. Bir her şey, herkes tam olması gerektiği yerde. Evet. Bir. İki, herkes olduğu yeri, olduğu hali bir kabul etsin. Evet. Ben buradayım. Bir mutlu olsun. Benim bilinç seviyem beni şu anda burada tutuyor. Evet, Para seviyem okay. bu kadar mı? E bu kadarına yetmişim. İşte ilişkin burada mı? Bu kadarına etmişim. Ama evet. hiçbir şey nedensiz değilse... ...önüme bir Nevşafi'den... ...ya da bir Serpil Ciritçi çıkıyorsa... ...ve o bana yok ya bunun biraz daha üstü var... ...diyorsa... Demek o da tesadüf o olmadığı için. Demek ki gidebildiğim bir yer. Heh, demek ki burası benim ulaşabileceğim bir yer evet. değil. Kendini bir yukarıya... ...yani başka bir olasılığa daha... ...sıçratabilir aslında. Evet kesinlikle. Aynı sayfadayız. Ee, evet. Ve e, burada yöntemleri belki biz veririz. Mesela teslimiyet deriz, akış deriz. Fakat bunların hepsi böyle kelime olarak algılanıp ya da duyup bir anda hayatımıza kolaylıkla Etmiyor. adapte edebileceğimiz şeyler değil. Metotlar lazım. Kendi üzerimizde evet. çalışmak lazım. Hep hep yani birçok ben de aynısını söylüyorum. Sen de söylüyorsun. Evet. Hep o bütün hocalardan şey duyuyorum. Do the work yani. Hani yap. Yapman lazım. Çalış, otur, Hal düşünmeye. lazım. Evet, düşünmeye, deneyime Eğitmek lazım. Ayırmak, tabii. Eğitimlere katılmak lazım. Aynen. Çünkü her şey olması gerektiği gibi değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Kabulde miyiz? Kabuldeyiz. Sonra başımıza bir sıkıntı geldiği anda hemen anında şikayet ya da isyan ediyoruz. E, burada her şey olması gerektiği gibi ise o tam olması gerektiği şekli önüne geldi. Hani sen öyle hmm. görüyorsun ama o tam olması gerektiği gibi geldi. Ne yapacaktın orada? Tamam bir duygun açığa çıktı kızdın şu bu falan. Hala orada mısın? Tak diye bu tarafta e Bir de burada mesela şöyle bir şey de eklemek istiyorum, hatta sormak da istiyorum bu konuda düşüncenle. Hayatta çünkü orada da bir takıldığını görüyorum. En azından ben kendi öğrencilerim. Hayatta e, ilerlemeyi istemekle hayatını olduğu gibi kabul etmemek farklı şeyler. Yani hayatını olduğu gibi kabul ediyor olabilirsin ve şükran içinde olabilirsin hala daha yarın için ve 10 sene sonrası için ve 20 sene sonrası için daha üst hedeflerin olabilir. Dolayısıyla iyileşmeyi, gelişmeyi, bir sonraki seviyeyi istiyor olmak buradan memnun olmadığın için değil. Buradan memnun olmayıp onu istiyorsan o memnuniyetsizlik zaten yansıdığı için o olmuyor. Mesela bu da çok önemli bir konu bence. O yüzden kabullenmediğince yani hani ben şu andaki halimden mutlu olduğumda Şükran duyduğumda ki o bence bir bilinç seviyesi çok çalışılması yani çalışıldıktan sonra evet. gelinebilecek bir bilinç seviyesi ama şu ana şükran duyduğumda ve o şükranla yani okeyim şu an her şey böyle kalsa ve ben bugün ölsem şükran içinde ölürüm. Hı hı. de durmak ve diğer taraftan 10 sene önce gideceğim 10 sene sonra gideceğim yer de belli ama 20 sene sonra için de hedeflerim var. Ama bu şu an bundan memnun olmadığım için değil. Ve şu an o kadar şükran doluyum, ki dolu olabilirim ki o 10 sene sonra gideceğim yeri de garantiler. Ama ben tam tersi şu an şikayet halindeysem ve kendimle çalışmıyorsam ve şu an e, mutsuzsam bulunduğum durumdan ve mutsuzluğumu gidermek için 10 sene sonra, 3 sene sonra, 5 ay sonra bir şey istiyorsam o zaman onun olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü evet. hayat bize... Mutsuzsak daha çok mutsuzluk getiriyor. Mutluysak, kesinlikle, kesinlikle. Evet. yani. Ben arkadaşlar onu şöyle anlatıyorum. Diyorum ki şu anda A noktasındasın ve halinden memnun değilsin. İşte yaptığın işten memnun değilsin, ilişkiden bir şeylerden şikayetçisin. A noktasındasın ve şu anda örnek uç frekansındasın. Düşük frekansta titreşiyorsun. Peki sen ne istiyorsun? Bankacıysan örnek. İşte ben öğretmen olmak istiyordum. Ya da ben bu işi yapmak istemiyorum. Takıcı olmak istiyordum. Ben evlenmek istiyordum. Ben boşanmak istiyordum. Zengin olmak istiyordum. Teknem olsaydı bilmem neyim olsaydı diye asıyorlar işte. Bu olsaydı mutlu olacaktık. Ben de diyorum ki o bahsettiğin hayallerin hepsi sekizde dokuzda titreşiyor. Ve sen öyle kabullenme olmadan geçemezsin. Fizik yasası izin vermiyor. Çünkü bensel enerji birbirini çeker. Sen üçten sekizi çekemezsin. Senin ondan Aynı frekansta titreşmen yok. lazım. Daha önce bir şükrana geçmen ah, tabii. lazım. Tabii. Yani bu evet, 8i çekemez güzel. ki sen şu frekansa bir titreşime bir çık. Buraya çıkmanın yolu da ilk önce burayı kabullen. Başlıyor. Sevmek, kabullenmek, şükretmek. Biz şöyle büyütüldük birçoğumuz. Yani en azından benim kuşağın öyle büyütüldüğünü biliyorum. E, Elindekiyle yetin, Azla yetinmeyi öğren. Her zaman senden daha kötüler vardır. Haline şükret. Ben ona bir ekleme yaptım. Dedim ki. Halime şükürler olsun. Bugüne kadar hep buraya baktım. Aa ben artık buraya da bakacağım. Tabii işte yani. Şükür, hem şükür kabul, hem ama gelecekte gelişime ilerleyebilirsin başka yani. Başka olasılıklarım da var. Tabii ki. Yani ben bunları deneyimlemek için bu sahadaysam e, onları da deneyimleyebilirim. Ve biraz önce senin dediğin gibi hani e, çok daha iyi e, koşullarda yaşamak varken e, reddetmeden çünkü... Şeyle de karşılaşıyorum hani spritüel tarafın işte para istemekle ya da madde istemekle bir şeyi yok gibi. Harbi Hayır ki aynı buradasın, şey. varsın, maddeyi deneyimliyor İkisi musun? İkisi de aynı şey ki zaten. Ha. Evet. Deneyimliyorsan evet. daha zengin yaşamayı da hak ediyorsun. Tabii. Ko daha iyi yemeği de hak ediyorsun. Daha iyi yemeği de hak ediyorsun. En azından bunları deneyimlemeden zaten burası maddeydi, manaydı bilmem ne. Oralara giremeyiz bile. Evet. Burayı bir deneyimleyeceksin isteyeceksin, erişeceksin orada bir nasibin varsa alacaksın, tekamül planında orada bir sıkıntı varsa onu da dibine kadar yaşayacaksın, reddetmeden burayı da yaşayacaksın, burayı da yaşayacaksın hepsini yaşadıktan sonra belki o tatminden sonra göz bu tarafa geçip iyi de sanki hala bir boşluk var, bir bir eksiklik var, bir huzursuzluk var deyip belki başka bir yere Doğru. gideceğiz Doğru. bazısı daha erken oraya varıyor, bazısı daha geç varıyor evet, evet, evet. Ee, teşekkür ediyorum Nefşah. Çok keyifli bir sohbetti. Ben e, de çok sohbetti. teşekkür ederim. Böyle... Kim kime soru sordu, kim cevapladı benim <laughs> Aynen, değil. Beraber konuşmuş olduk. Ee, Eşlik ettik. Bildiğim kadarıyla zaman zaman Türkiye'ye geliyorsun. Ama evet yaz aylarında, evet İngiltere'de yaşıyorum. Hı -hı. Yaz aylarında böyle bir işte 4-5 hafta kadar geliyoruz. Şimdi tatil tatil, iş arası bir şeylere geldim. Tamam Daha böyle İzmir ara ara fırsat tutukça o çok... zaman inşallah. beriye gelip bir konu üzerinde... Evet. Böyle konuşabiliriz çünkü ben şeyi harika çok merak oldu. ettim bu eksi artı iyonlar hmm. e, onlardan bahsettiğim yerde Sadece ya, belki onu konuşuruz. Bu o ilk kez bir şey. Hani hmm. e, onu biraz daha açmayı çok isterim. Olur harika tamam. olur. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. izleyen herkese evet. de teşekkürler. İzleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, sağlıkla kalın.